Çanakkale'de geceler hala soğuk bittiği için 5-6 derecelerde devam ediyor. Öyle olunca ben bütün çimlendirmelerimi Batıkent'teki evde yaptım. Şurada mesela salatalık ve kırbiberlerim var. Salatalık, kırbiber. Şurada havuçlar var. Bunları 15 yıl önce ekmiştim bu bardaklara. Şöyle çeri domateslerim var. Şunlar çeri domatesler. Bunları tohumdan böyle yeşerttim. Şunlar ay çekirdeği. Şimdi bunları ilk fırsatta ben gidip bahçeye dikeceğim. Çamlıdere'de de hava sıcaklıkları dün böyle 20'lere falan çıkmaya başladı. Şurada yine şunların hepsi ay çekirdeği. Şunlar kapya biberler. Bunlar hep ata tohumu ya da yerli tohum. Farklı yerlerden aldığım. Şunlar mor turuncu havuçlar. Havuç ilk defa ektim. Bugün daha yeni şöyle reçetelerde büyüttüğüm yerli domateslerim vardı. Bunları Abana'dan almıştım. Şöyle görünüyor herhalde. Bunları peçetelerin içinde bir hafta 10 gün önce böyle koymuştum. Büyümeye başladı. Ben şimdi onları böyle bardaklara yerleştiriyorum. Yine şurada yerli domatesler var. Daha bugün ektim. Şu bu peçetenin içindeydi onlar da. Bir tane domatesim daha var. İri dilimli pembe domates. Onları da ekeceğim. Bir şeyim kalıyor. Mısır var. Mısır çimlendirdim. Şöyle göstereyim. 3-4 tane. Bunları da bunlar çok kısa sürede çimlendiler. İnanılmaz şaşırdım. Bunlar yerli mısır, ata tohumu. Bunları bugün ekeceğim. Şöyle gördünüz mü? 4 tane mısırım var. Renkli mısır. Bunu May Ata Farım Urla'dan yemiş. Bunu çekilişle vermişlerdi hediye olarak. Bakın, Urla. Bu mısırlar Urla'nın. Ata tohumu bunlar. Bunları da ekeceğim. Bakalım bahçede, Çamlıdere'nin bahçesinde büyüyecek mi? Yani şimdilik şeyden başladım. Kapya biber, kıl biber, havuç, çeri domates, ay çekirdeği. Böyle gidiyorum. Önümüzdeki haftada bunları Çamlıdere'de bahçeye, o dikim alanına yerleştirmeye başlayacağım. İyice bir havaların ısınmasını bekliyorum. Mayıs'ın işte ortası oldu. Böyle peçete içinde çimlendirdiğim mısırları ekeceğim. Yani inanılmaz böyle şey çıkıyor. Yani ilk defa bunları filizlendirdim. Mısırları şimdi ekeceğim şeye bardaklarını hazırladım. Böyle birkaç yerden şey veriyor. Yani diğerlerinde mesela bir tane veriyor. Örneğin domateslerde şunda mesela bir tane filizlendirdiğimde bir tane kök oluyor ve aşağı doğru onu gömdüm. Yukarı doğru büyüyecek kısmını hafiften bardağın üstünde bıraktım. Şimdi onlara bir can suyu vereceğim. Ama şeylerde çok video falan da izlemedim ama bunu bir bakmam lazım. Mısır'da böyle birkaç tane kök var. Yani toprağın içine bunları şimdi gömeceğim. Muhtemelen bunun şu uzun olan herhalde toprağa şey olacaktı. Şuradan bir tanesi yukarı doğru şu olsa gerek. Bu herhalde yukarı doğru büyüyecek. Şu kök toprağın içinde kalacak. Belki şunlar da kök. Şu iki tanesi. Biri yukarı doğru büyüyor, biri toprağın altına doğru kök salıyor. Poşetlerin içine koydum. Peçeteleri ıslattım. Bir haftada bunlar buranın sıcaklığı şu an neredeyse 20-21. Geceleri yine 15'in üzerinde oluyordu. Gündüz çünkü bu balkona bayağı güneş vuruyor, ısıtıyor. Ben burada bir sera ortamı yarattım. Şöyle burada bir yerli mısır. Bu biraz küçük kalmış. Bu da toprağın içine yerleştirince bu da muhtemelen hızlanacaktır. Bunun mısır biraz daha küçük. Herhalde ondan dolayı filizlenmesi de biraz yavaş olmuş. Şimdi bu kocaman
Şu büyük, şu küçük. İkisini de aynı anda koydum, aynı poşet içinde ama şu hızlı oldu, bu yavaş. Yani dört tane şeyi, şöyle bardaklarım var. İki toprağıyla doldurdum. Şurayı açtım. Şöyle ortasını. Şimdi o kökler aşağı gelecek şekilde. Bunun çünkü kökler biraz uzun olduğu için biraz şöyle iyice şey yapayım. Biraz da üzerine toprak atarım. Şöyle bir ahşapla. Şöyle şimdi doğru yerleştirdim. Şöyle biraz da şimdi sağına soluna toprak dolduracağım. Çünkü bu herhalde hızlandıkça kökler sağa sola büyüyecek. Şöyle. Dört tane mısırımı şöyle bardaklara ettim. Hafif bir kısmı üstte kalacak şekilde yerleştirdim. Bakalım kaç günde yukarı doğru büyüyüp ballanacak. Bugün 15 Mayıs. Bakalım kaç günde filizlerimiz toprağa ekilecek hale gelecek. Şöyle de biraz daha önce şişeye doldurduğum beklemiş sudan bir can suyu veriyorum. Böyle birkaç damla su. Toprak zaten biraz nemliydi. İki toprağı. Şöyle nemli bir şekilde yerleştirip yine üzerini kapatacağım. Şöyle bir balonlarım var. Bunları böyle üzerine kapatıp sera etkisi yaratacağım. Bakalım kaç günde boy verecek. Daha önce balkonda çimlendirdiğim havuçlar, domatesler, bay çekirdekleri, şöyle bunlar çeri domates, şurada biberler var, kapya biber, şu arkadakiler ve şurada da bugün 16 Mayıs itibariyle daha önce filizlendirdiğim ve bardaklara diktiğim domates ve biberler var. Bir de mısırım var. 4 tane mısır. Onları da önümüzdeki haftalarda bakacağım gelişimine göre götürüp bunlardan sonra Çamlıdere'ye dikeceğiz. Şimdi 10-15 Mayıs arasında bardaklara diktiğim sebzelerin hangi seviyede olduğuna bir bakalım. Bu 4 tane mısırım, bunlar 15 Mayıs'ta bardağı almıştım. Şu an 10-15 santim civarında büyüdüler. Bol bol suladım. Biraz da balkon ısınmaya başladı. Şurada domateslerim var. Çeri domates. Bunlar biraz yavaş büyüyor. Yani burada en hızlı büyüyen mısırlar oldu. Şurada salatalıklar var. Salatalıklar da yavaş yavaş büyüyor. Şunlar salatalık. Havuçlar çok yavaş büyüyor havuçlar. Şöyle çok küçük. Şurada yine domateslerim var. Şöyle. Şunlar ise kavunlar. Kavunlar da hızlı büyümeye başladı. Bunları 10 Mayıs'ta ekmiştim. Bugün 22 Mayıs. 22 Mayıs. Şurada kırbiberlerim var. Bunları da yeni ektim. 4-5 gün önce. Şuradaki şunlar da biber. Bunlar köy biberi. Köy biberlerini yeni toprağa geçirdim. Yeni dediğim 2-3 gün oldu. Böyle sebzelerim hızla büyüyor. Şuradakiler de hepsini unutmamak için
Yerli domates. Bunları yeni ektim. Şunlar da domates. Atalık tohum bunlar. Balkonda durum bu. Şimdi bugün yeni bir çimlendirmeye başlayacağım. Havalar iyice ısınıyor. Biraz daha hızlı çimlenecektir sebzeler ve ondan sonra bunları muhtemelen Haziran'da bahçeye götüreceğim. Yani Çamlıdere'ye götürmem muhtemelen Haziran'ın başını bulacak. Çünkü bu ayın sonuna kadar sağanak yağışlar devam ediyor. Çamlıdere'de yağmurun olmadığı gün yok. Sürekli yağıyor. Sağanak yağış. Yani ne zaman ara verecek bilmiyorum. Meteorolojiye göre Çamlıdere'de sağanak yağışlar devam ediyor. Sıcaklıklar 15, 18, 20 seviyelerinde düşüyor, çıkıyor, iniyor. Ve bu sebzelerim Çamlıdere Gölünyazı'daki bahçedeki topraklarına kavuşmak için gün sayıyorlar. Bakalım o gün hangi gün olacak?